Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde inşallah sesi videodan ayırma ve sadece ses kanalını kullanmayı anlatmaya çalışacağım. Videolarımızı sekansımızı aktardıktan sonra videomuzun sağ üzerine tıklayıp unlink seçeneğine bastığımızda sesimizi videodan ayırmış oluyoruz. Hemen görelim. Ben sese tıkladığımda gördüğünüz gibi sesi Oynatabiliyorum video gelmiyor veya videoyu oynattığımda sadece video geliyor ses gelmiyor. Ama bu daha demin ben videoyu aldığımda hem video hem de ses kanalı geliyordu. Bu şekilde Unlink seçeneğiyle videomu sesten ayırarak videomun veya sadece sesimin yerini değiştirebilirim. Sağ tıkladım Unlink'e bastım sesini silmek istiyorum. Backspace'e bastığımda videonun sesini silmiş oluyorum. Bunun bir diğer yöntemi ise Command artı L tuşuyla videomu sesten ayırıyorum. Şu şekilde bastığımda CMD L Windows'larda Ctrl L tuşuyla videomu sesten ayırabilirim. E, CMD alt Ctrl alt K tuşuyla da bu kısa yol penceresine gelip buradan link yazıp klip bölümünün altında link seçeneği var. Buradan siz istediğiniz herhangi bir tuşu atayabilirsiniz. Ben command l tuşunu atadığımdan dolayı command l'ye bastığımda birleştiriyor veya birleştirmiyor, ayırıyor. Bunun birleşip birleşmediğini nasıl anlarım? Bu videonun hemen yanında V köşeli parantez içinde V yazıyor. Video ve ses birleşik anlamına geliyor ama bu V sembolü yoksa hemen görelim. Gördüğünüz gibi command l'ye bastım ve gitti buradan. Ben sadece source panelimden ses kanalımı sekansıma aktarmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Örneğin buradaki sesi kullanmak istiyorum. Bu ortam sesi olabilir, bir insan sesi olabilir veya videonun sesi olabilir. Ben sadece burada ses kullanmak istiyorum. Burada drag audio only seçeneğine basıp sekansımıza sürüklediğimizde sadece ses kanalını sekansımıza aktarmış oluyoruz. Videonun değil de ses waveform'larının gözükmesini, ses dalgalarının gözükmesini istiyorsam bunu nasıl yapacağım? Drag audio only'ye bir kere tıkladığımda gördüğünüz gibi sadece burada ses dalgalarını gösteriyor. Buradan dilediğim sesi in, out veya herhangi bir seçenekle tutup buraya sürükleyebilirim. Bu şekilde hem video ve sesimizi ayırmış hem de istediğimiz ses bölümünü source panelimden tutup sekansımı aktarabilirim. Ee, görmüş olduğunuz gibi sesleri ve videoları ayrı bir şekilde burada oynatabiliyorum.